Şimdi Türkiye'de aslında örgüt üyeliği suçlaması veya yardım etmek suretiyle üye olma suçlaması kendi içerisinde keyfi ve öngörülemez bir şekilde savcılıklar tarafından suç istinadlarına konu edilmektedir. Belediye başkanı olarak seçilen kişilerin daha öncesindeki siyasi faaliyetleri, siyasi parti çalışmaları ve kendi düşüncelerini ifade etmeleri veya toplantı ve gösteri hakkına katılmaları, belli bir insani ve vicdani temelde cenaze törenlerine veya yas yerlerine gitmeleri, kendi işlerinde suçlamalara konu edilmekte, toplumsal yaşam içerisindeki rollerin veya yürütülen siyasi çalışmaların bu tarz suçlamalarla yargı tehditine maruz bırakılması kendi içerisinde hukuksuz bir durumu ortaya çıkartmaktadır. Fakat İçişleri Bakanlığı tarafından yersiz ve keyfi bu suçlamalar kendi işlerine gerekçe gösterilerek kayyum uygulamalarında hukuki dayanak olarak oluşturulmaktadır. Şimdi Ahmet Kaya örneğinde gelecek olursak benzer şekilde suç unsurları oluşmaksızın örgüt üyeliği kapsamında yargılama faaliyeti yürütülmüş. Ahmet Kaya kendi içerisinde soruşturma faaliyeti kapsamında gözaltına alınmış, serbest bırakılmış, akabinde hakkında açılan dava neticesinde beraat etmiştir. Ve beraat kararı savcılığın beraat istemi üzerine mahkeme tarafından alınmıştır. Bu kapsamda bakıldığında aslında 5393 sayılı yasanın 45. maddesinde belirtilen soruşturma ve yargılama faaliyetinin bir bütünen beraat kararıyla birlikte sonuçlandığı görülmektedir. Şimdi bunun üzerine kesinleşen mahkeme kararı davanın tarafı bulunan sanık yani yargılanan pozisyonunda yer alan Ahmet Kaya ile kamu adına yargılamada bulunan cumhuriyet savcısının doğrudan istinaf istemi üzerine yargılama kanun yolu incelemesi kapsamından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidebilir. Fakat alınan beraat kararı ne yargılanan Ahmet Kaya tarafından ne de cumhuriyet savcısı tarafından herhangi bir şekilde istinaf edilmemiş ve kesinleşmiştir. Akabinde kayyum atama gerekçesi olan bu yargılama dosyasının beraatle sonuçlanması nedeniyle kayyum atama işleminin hukuki dayanaktan yoksun hale gelmesi ve keyfi bir durum oluşturmasından kaynaklı olarak Diyarbakır Valiliği davada taraf olmamasına rağmen bu yönde istinaf başvurusunda bulunacağını belirtilerek hükmün istinafa tabi hale gelmesi için istemde bulunmuştur. Ve aslında yerel mahkeme yani Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi davada taraf olmayan bir mercinin, bir kurumun bu yönlü talebini kabul ederek kesinleşen beraat kararının kesinleşme şerhini ortadan kaldırmış ve kararı istinafa tabi hale getirerek Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne göndermiştir. Bu durum kendi içerisinde 5271 sayılı ceza mahkemesi kanunu hükümlerine aykırı, kendi içerisinde davanın tarafı olmayan bir kurumun istinaf talebini hükme esas alarak, istinafa tabi tutarak Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne götürmesiyle birlikte Ahmet Kaya'nın temel hakları ihlal edilmiştir. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi aslında davaya taraf olmayan bir kurumun yapmış olduğu istinaf başvurusunu reddederek usule uygun, ceza mahkemesi kanununa uygun bir karar vermiş ve bunu kesin mahiyette oluşturmuştur. Aslında bu beraat kararının gerek yerel mahkemede kesinleşmesiyle birlikte gerekse de haksız ve hukuka aykırı bir şekilde oluşturulan istinaf talebi ve Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar itibariyle kesinleşmesi ve bunun da kendi içerisinde bu yargılama faaliyetini sonlandırmasından kaynaklı 5393 sayılı Belediyeler Kanunu 47. maddesine atfen görevden uzaklaştırılan belediye başkanı konumundaki Ahmet Kaya'nın hakkındaki yargılama faaliyetinin sonuçlanmasından kaynaklı beraat etmesi de gözetildiğinde görevine iade edilmesi gerekir. Bu yasal zorunluluk kendi içerisinde değerlendirilmesi gereken veya bu noktada farklı bir karar almayı gerektirir mahiyette değildir. Emredici bir yasal zorunluluk karşısında Ahmet Kaya'nın görevine iade edilmesi gerekir. Ancak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu beraat kararının kesinleşmesi ve Ahmet Kaya'nın bu yasal zorunluluk üzerinden görevine iade edilmemesi için yine aynı şekilde örgüt üyeliği suçlamasından bir soruşturma açılmış ve bu soruşturma faaliyeti kapsamında görevden uzaklaştırma tedbirinin devamı yönünde bir karar verilmiştir. Şimdi Türkiye'de özellikle Kürdistan özelinde baktığımız zaman hemen herkesin örgüt üyeliği suçlamasına maruz kaldığı bir dönemden geçmekteyiz. Yasal tanım kendi içerisinde öngörülemez bir şekilde unsurları itibariyle de gerçekleşmeyen eylem ve faaliyetlerin bu suçlamayla kişilere yargı tehdidi olarak döndüğü bir dönemden geçmekteyiz. Bu suç tanımı kendi içerisinde keyfi ve yersiz bir suçlamayla insanların yargılanmasına, cezalandırılmasına konu edilmektedir. Bugün Ahmet Kaya'nın yaşadığı
hukuksuzluk kendi içerisinde savcılığın keyfi bir suç tanımı üzerinden suç isnadında bulunması ve bunun da aslında İçişleri Bakanlığı'nın görevden uzaklaştırma tedbirine, kayyum atama işlemine hukuki dayanak oluşturması amacına dayandırılmıştır.